Arkası yarın. Annelerin Feryadı. 7. Bölüm. Yazan Tayfun Türkili. Yönetmen Mehmet Köseoğlu. Ses kayıt Ahmet Atalay. Kurgu Halil Gültekin. Seslendirenler Naci İskender Bağcılar. Anne Ayşegül Uygurer. Gülsüm Binnaz Möröy. Nermin Neslihan Gürgün. Murat Haluk Kesim. Veli Gökhan Kasap. Ahmet Doğan Aybay. Ali Orhan Kemal Aydın. Mualla Zümrüt Erkin. Mine Yasemin Özipek. Anlatan Selçuk Bayrak. Kumar yüzünden Naci ile kavga eden Murat, ondan intikam almak için kız kardeşi Gülsüm'ü kötü yola düşürür. Gülsüm'ün kötü yola düştüğünü öğrenen Naci, genç kızı evden atar. Talihsiz Gülsüm, tesadüfen tanıştığı Şakir adlı hayırsever yaşlı bir adamın evinde kalmaya başlar. Burada Şakir Bey'in yeğeni Muzaffer'le tanışır ve birbirlerini severler. Muzaffer'den hamile kalan Gülsüm, adamın evlenmeye yanaşmaması üzerine evi terk eder ve bir pavyonda çalışmaya başlar. Öte yandan Naci, para yüzünden tartıştığı babasının ölümüne sebep olur. Bu da yetmiyormuş gibi eskiden göz koyduğu Nermin adlı kadının kocasını öldürerek hapse girer. Gidecek yeri olmayan Nermin'e katil Naci'nin annesi Hatice Hanım evini açar. Bir süre sonra bu evde Nermin Mine'yi doğurur. Aynı saatlerde Naci'nin kız kardeşi Gülsüm de çalıştığı pavyonda bir çocuk doğurur. Ama çocuğu hakkında çok farklı şeyler düşünmektedir. Bir hayat kadını pavyonda çocuk büyütmesi olacak gibi görünmemektedir. Diyorum sana, sus! Ah oğlum, mecburen ayrılacağım senden, mecburen. Büyüdüğün zaman gençliği anlarsın. Belki beni affedersin bir gün. Sus artık, ne olur sus diyorum, sus. Seni o leş gibi içki kokan pavyondan kurtarıyorum işte, sus. Bakarsın bir gün görmüş zengin bir aile yanına alır da sefaletten kurtulur, iyi bir hayata kavuşursun, iyi bir insan olursun, kim bilir. Ağlama, geldik işte, yolumuz buraya kadar yavrum. Niye öyle melun melun bakıyorsun yüzüm? Dedim ya, senin iyiliğin için yapıyorum. Büyüdüğün zaman sana pavyon çocuğu demesinler diye yapıyorum bunu. Allah'ım ne olur affet beni, ama başka çarem yok. Hoşça kal yavrum. Sen uzaklaşınca ağla ki polisler ya da bekçiler gelip seni bulsunlar, olur mu? Hadi Allah'a emanet ol güzel oğlum. Bahtı kara oğlum benim. Buradaymış.
Hıy büyük Allah'ım, bu soğukta bu yavruyu bahçeye hangi vicdan seni bırakmış? Gel yavrum, gel bekçi amcanın kocağına bakayım sen be. Oy, oy. Oğlama oğlama, üşüden de gelmedi şurada. Meraklanma, şimdi seni bizim karakolun sobası önünde ısıtırım ben evladım. Oy. Bu ne? Şey Kosmer'im, bakın ne buldum. O da ne? Bahçeye bırakmışlar Kosmer'im. Parmak kadar fukara çocuktur. Vah yavrucak, pek de küçükmüş ya. Peki üzerinden bir kağıt falan çıktı mı? He? Adı sana belli mi? Nut falan çıkmadı da bebeğin kucağında bir biberon vardı bebeğim. İçinde süt de var. Bu yavruyu bu ayazda sokağa atmak için insanın canavar olması gerekir ya. Öyle deme bebeğim. Çimil'in anasıyla babası nasıl bir duruma düştü de bıraktı bu yavruyu. Bilemeyiz ki. Hadi canım, hangi durumda olursa olsun 3-5 günlük bir yavru sokağa atılır mı ya? Her şeyden önce günahtır ya. Peki ne yapacağız şimdi bu çocuğu biz? Ben sabah kadar bakarım ona Kosmer'im. Sabah olunca da doğru davranacağız ya. İyi de sen nasıl bakacaksın Hasan Efendi? Ya karnı acıktır, meme isterse? Ya karnı acıktırsa doyururum Kosmer'im. Allah Hasan Efendi. Ya sen emzikli kadın değilsin ki 5 günlük çocuğu doyurasın. Ya o Kosmer'im pastanıza sütlenir neler var değil mi ya? Hadi çocuklar, şöyle ön masalardan birine oturalım, ne dersiniz? Sen nasıl istersen Murat. Patron sensin, sen ne dersen o olur, tamam mı? Hadi, o halde oturalım. Nasıl olsa kumardan vurgunu vurduk bu gece. Paraları burada, pavyonda harcıyorlar. Hoş geldiniz beyler, ne arz ettiniz? İçki, içki, içki getir bize. Ayrıca bol da meyve yanına. Şimdi getiririm beyim. Bugün kumardan ne kadar kazandın Murat abi? E işte kazandık biraz. Aklıma geldi. Biliyor musunuz? Ne geldi? Naci. Hangi Naci? Hani şu kız kardeşi Gülsüm'ü randevu evine götürdün, kızın abisi Naci. Unuttun mu Murat abi? Şu bizim Naci. Hapiste değil mi o? Hapiste ya. 20 yıl ceza yemiş. Yatsın da aklı başına gelsin. Acaba Gülsüm nerede şimdi? Ne yapıyor? Yeter. Kafamın tepesine attırmayın ama ha. Naci'ydi, Gülsüm'dü diye konuşup durmayın. Biz buraya eğlenmeye geldik çocuklar. İçkileriniz beyler. Bu da meyveleriniz. Eyvallah koçum. Aa, şuraya bakın ya. Gözlerime inanamıyorum ha. Hop, ne oldu benim? Abi, Murat abi. Şu pistin ucunda oturan kıza bak ya. Hangi kız? Ya şu pistin ucundaki masada oturuyor hani. O Gülsüm değil mi ya? Gülsüm mü? Hangi Gülsüm ya? Naci'nin kardeşi. Ya evet ya, bak. Aa, hakikaten de o be. Kız. Gülsüm abi bu, Gülsüm. Haydi, sahiden de o. Vay canına, nasıl da değişmiş, güzelleşmiş pavyona düşünce. Zavallı Gülsüm. Sonunda olacağı buydu. Ne dersiniz çocuklar? Gülsüm'ü masamıza çağıralım mı? Masamızı şenlendirir. Ayıp olmaz mı? Gelir mi dersin? Ne demek gelir mi? Tabii ki gelir. Pavyon burası, pavyon. Müşteri çağırdı mı paşa paşa gelir. Hey garson! Buyur beyim! Şu hani bak, o pistin ucundaki masada oturan esmer uzun saçlı kadın var ya. Evet, Çiğdem'i mi soruyorsunuz? Demek adı Çiğdem ha. Ha, onu masamıza getirsen bak. Hemen beyim, hemen! Demek adını beğenmemiş de değiştirmiş bizim gece kondulu Gülsüm. Ah Çiğdem abla, şu karşıdaki masadakiler seni çağırıyorlar. Kimler? Tanımıyorum, 3 kişiler. Bak, hele bakıver, ileriki masada oturuyorlar, gördün mü? Aman Allah'ım Murat bu, beni bu hale düşüren adam. Git söyle Çiğdem hanım rahatsızmış da, gelemeyecekmiş de hadi. Olur mu abla, özellikle seni istediler. Sana gidemem dedim, git söyle hadi. Şey, nasıl istersen.
Ama patron duyarsa çok kızacak bu işe. Tamam mı? O karı geliyor mu masamıza? Kusura bakmayın beyim. Rahatsızmış da birazcık kendileri, o yüzden gelmiyorlar. Rahatsız be, ne demek be? Ha? Rahatsız insanın burada, pavyon da işine. Git söyle hemen masamıza gelsin. Tamam mı? Hadi. Konsumatris istemedikten sonra zorlayamayız beyim. Ama başka birini istiyorsanız. Tamam tamam, sana... anlaşıldı. Sen halledemeyeceksin. Ben kendi işimi kendim görürüm. Merhaba Gülsüm. Hangi yüzle yanıma geliyorsun iğrenç adam? İnsan eski bir dostuna böyle hitap eder mi? Ayıp olmuyor mu? Defol diyorum. Bak ben müşteriyim burada Gülsüm. Müşteri daima haklıdır. Senin gibi müşteriler yerin dibine batsın. Yetmedi mi bana yaptıklarına? Halime bak. Şu pavyona senin yüzünden düştüm. Utanmadan bir de yanıma gelmiş merhaba diyorsun. Anlaşıldı. Senin anladığın dilden konuşacağız. Al bakalım. Al bakalım. Herkese şapur çupur, bize yarabbi şükür. Dur be. Al bakalım. Çek git ulan işine. Hadi be. Anlaşıldı, senin sırtın kaşınıyor. Hadi çocuklar. Temiz bir sopa çekin şu kabadayı müşteklesine de. Yardım edin bana. Yanda kadın dövmek neymiş? Anlasın. Dur. Annelerin Feryadı adlı oyunumuzun 7. bölümünü dinlediniz. 8. bölümde buluşmak üzere.